Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamberimizin geleceğini müjdeleyen Satih kimdir? Satih aslında yere yapışmış ve yerde yuvarlanan anlamına geliyor. Ama bunun en önemli özelliği, bu ismi alan kişinin en önemli vasfı başındaki kafatasının dışında bedeninde herhangi bir kemiğin olmaması. Dolayısıyla yerde yürüyemediğinden yuvarlanarak gittiği, hatta başka bir yere götürülürken bir bez üzerine sarılarak torba gibi götürüldüğü rivayet edilmektedir. Bunun bu yaratılış özelliğinden başka en önemli vasıflarından birisi peygamberimiz Aleyhisselatü ve selamdan önce yaşamış olması ve peygamberimiz Aleyhisselatü ve selam başta olmak üzere gelecekten verdiği haberlerin aynen verdiği gibi çıkmış olmasıdır. Nitekim görülen bir rüyanın kendisine sorulması üzerine bu rüyayı tabir ederken Güney Asya'nın Habeşliler tarafından istila edileceği, sonra bir müddet İranlıların elinde kalacağı ama daha sonra bir peygamber gönderilip o gönderilen peygamberin o bölgeye hakim olacağını yorumlamış ve o rüyayı o şekilde tevil etmiştir. Nitekim Güney Asya dediğimiz bugün Hindistan, Bangladeş, Pakistan tarafları daha sonra İslam peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti tarafından fethedilmiştir. Dolayısıyla gelecekle ilgili verdiği haberlerle meşhur olan bu zat peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın dünyaya teşrif ettikleri gece İran'da meydana gelen meşhur bir olayın da yorumunu yapmıştır. Bu olay 14 tane şerefenin İran Kisra e, padişahının sarayının 14 şerefesinin o gece yıkılması ve parçalanması. Bunu Müzyan isimli bir elçisini göndererek İran padişahı Satih'ten bu olayı ve gördüğü bir rüyayı yorumlamasını ister bunun ne anlama geldiğini sormasını ister. Satihin yorumu aynen şöyledir. Bu 14 şerefe sizde 14 kralın devam edeceğine ama ondan sonra krallığınızın ve padişahlığınızın yıkılacağına daha sonra bir peygamber gelip o peygamber tarafından sizin ülkenizin fethedileceğine hem devletinizin hem de şu anda inandığınız dininizin yıkılacağına diye yorum yapar ve gerçekten aynen yorum yaptığı gibi olay gerçekleşir. İşte bu satih gibi kahinlerin gelecekten haber vermesi aslında onlar kendi kendilerine bunu biliyorlar değiller. Ya böyle rüyalarla harika özelliklerle rüyaları yorum yapıyorlar, isabet ediyorlar ya da Eski kitaplarda gördüğü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait olan vasıfları biliyorlar veya bazılarını da cinlerden haber alıyorlar. Çünkü cinler gök alemlerine çıkarak meleklerin kendi aralarında konuştuklarını hırsızlıyorlardı, çalıyorlardı. Kulak hırsız yaptığı o bilgileri getirip kahinlerine haber veriyorlardı. Böylece onlar da bunlardan haberdar oluyorlardı. Ama Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başlamasıyla gök alemlerine çıkıp kulak hırsızlığı yapması yasaklanmış ve Allahü Teala onların o bilgileri almalarına engel olmuştur.